Buraya gel. Bağırma. Bağırma ne olur. Çok korktu zaten. Bağırma. Umut. Oğlum dur gitme. Nereye gidiyorsun Umut? Umut. 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 Dur gitme oğlum. Nereye gidiyorsun? Bırak beni gideceğim ben. Tamam kuzum gideceğiz. Neden öyle söyledin Umut? Çocuğumu kaybettiğimi nereden biliyorsun sen? Konuşsana oğlum. Anne. Tamam zorlama artık ne olur. Tamam canım özür dilerim. Hadi içeri gir de annen yıkasın seni. Hadi oğlum. Bu çocuk nereden biliyor bunları? Hadi Aslı. Abi sen nereye getirdin beni? Birlikte Almanya'ya döneceğiz. İyi olacak her şey. Sen döneceksin Almanya'ya. Biz güzel karımla memleketimizde kalacağız değil mi? Hani hep birlikte dönecektik Yılmaz abi. Yuvasına dönerse affedecektin onu. Oo, oraları çoktan geçtik. Affetmeler artık çok gerilerde kaldı. Bana söz vermiştin. Ya mesele de bu ya zaten. Kimse verdiği sözü tutmuyor. Ben niye tutayım? Ailemin salağı ben miyim? Ne yapacaksınız ona? Sana ne lan? Karım değil mi? İster döverim, ister severim. Hadi bakalım senin yolun uzun, sen uza. Abi! Abi ne olur beni burada bırakma! Abin kurtaramaz seni. Olsa olsa Korkut Ali kurtarır. O da kim bilir nerede? Aptal değilim biliyorum. Ceylan Korkut kıskandırmak için böyle bir oyun oynuyor. Olsun. Sevgilim gibi davranması hoşuma gidiyor. Bence geri çekilme. Daha çok üstüne git. Ceylan şu anda bir oyun oynuyor. En sonunda bitecek. Ceylan'a göre değil böyle şeyler. Evet oyunda ama gerçek olması sana bağlı. Ona evlenme teklif et. Asla kabul etmez böyle bir şey. Ceylan'ın Korkut'u unutabilmek için ve yeni bir sayfa açabilmek için başka bir çaresi yok. Ceylan da bunun farkında. Ya adamın çocuğu olacak. Ceylan onu kalbinden çıkarıp atması gerek. Korkut kendinden uzak tutmak. Bu yüzden benimle evlenmeyi kabul mü edecek? Sormadan cevabını asla bilemezsin. Yalvarırım sana bırak beni gideyim ne olur. Yemin ediyorum bir daha asla çıkmayacağım karşına. Çıkamayacaksın zaten, üzülme. Bu konuyu halledeceğim. Yapamazsın. Sen kıyamazsın bana. Sen aşıksın. Aşık olduğun kadını mı öldüreceksin? Bak biliyorum çok çok fazla hata yaptın. Ama hepsi Korkut'un suçu. Parmağında oynattı beni. İlle birine çamur atacağım diyorsun yani. Tamam. Tamam ağlama korkma. Korkma öldürmeyeceğim seni. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Haklısın. Aşığım ben sana. Hem de deliler. Öldüremiyorum seni. Denedim ama olmuyor.
Ama Aslı, yukarıda da Allah var. Sen de bana çok denettin. Yalanlar, oyunlar, korkuta kaçmalar. Diyorum ki öldüreyim şunu diyorum. Kurtulayım, gitsin bu esaret. O gözlerine baktığım zaman. Elim ayağım tutmuyor. Yüreğime bir ağrı giriyor. Ben öleceğim sanıyorum. Vazgeçiyorum. Diyorum ki kendi kendime, Yılmaz diyorum, Yılmaz, sen Aslı'yı çok seviyorsun. Onun kılına bile dokunamazsın sen. Ama başkaları verebilir. Kemal. Yılmaz, yalvarırım, yapma, ne olur ne olur lütfen yapma. Yapma. Ağlama. Gebert. Yılmaz, yalvarırım, ne olur affet beni. Karnımdaki çocuk korkuktan değil, yalan söyledim ona. Bebeğim, yıldır bebeğim. Boynuma beni. Evet. Sadece beni öldürmeye de kalmıyorsun. Beni çocuğunu öldürüyorsun. En az katil olacaksın ya. Dur, tamam. Tamam, öldürme, vazgeçtim. Bizi yalnız bırakın. Aslı, ben seni çok seviyorum. Abi, abi polisler geldi abi. Abi, abi çıkalım abi. Çocuk ikimizin çocuğu değil mi? Bakın, Korkut'a çok dikkat edin. Basit bir gençlik hatasından bahsetmiyorum burada. Dolandırıcılıktan bahsediyorum. Çok dikkat edin. Sen neler karıştırıyorsun Korkut? Oldu. Burada mısınız da? Ben gitmişsinizdir dedim. Umut hala kızgın mı bana? Yok. Konuşacağım ben onunla. Barıştıracağım sizi. Benim hatam canım. Öyle çocuğu havuza atmamalıydım. Ben bu kadar korkacağını tahmin etmedim hiç. Yemek yaptım ben size. Koydum dolaba. İdare eder bir süre. Yersiniz. Boş ver şimdi yemeği. Emine, sana birkaç şey sorsam bana cevap verir misin? Bilmece gibi mi? Sorsana. Gel otur şöyle. Geç. Sen Korkut'u ne kadar tanıyorsun? Yani sonuçta uzun süre Almanya'da yaşamış. Görüşmediniz. Olsun. Ben tanırım hemen. İyi biri o. Emine bak, sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok, tamam mı? Ben Korkut'un Almanya'da dolandırıcılık yaptığını duydum. Yok. Yok yok. Benim kardeşim yapmaz öyle şeyler. Yanlış duymuşsun sen. Beni de hırsız sanmıştın ya. Canım, o yanlış anlamaydı.
Sonra ne kadar üzüldüm biliyorsun. Yok. Evet bak, yine yanlış anladım. Korkut yapmaz öyle şey. Hem ben dedim ya sana, bir sürü parası var onun. Emine, bak anlamıyorsun beni. Namuslu insanlarız biz. Kardeşim de öyle. Yine pişman olacaksın. Tamam Emine, haklısın. Ben yanlış anladım herhalde. Yemekler için çok teşekkür ederim. Gidelim artık biz. Umut! Oğlum hadi! Efendim dayısının bir tanesi. Dayı sana bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Tamam mı? Anlat. Ama söz ver önce. Anlat tamam söz. Ben ağzımda bir şey kaçırdım. Senin bir sırrını. Sır mı? Benim ne sırrım varmış? Kameradaki sır. Onu izledim. Ama bilseydin vallahi izlemezdim. Umut tamam. Tamam oğlum. Sakin ol, korkma. Kime söyledin dayıcığım? Dayıcığım kızmayacağım. Kime söyledin? Bilmiyorum. Annenize. Kızdın işte değil mi? Kızdım. Bugün söyledim. Sen kötü bir kadınsın. Çocuğunu bile terk etmesin dedim. O kadar dedim ama. Başka bir şey demedim. Tamam dayıcığım bak. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Ben gelene kadar başka kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Kimseye. Annene bile. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Geleceğim ben. Senden nefret ediyorum. Sen çok kötü bir annesin. Oğlunu bile terk etmişsin. Efendim, neredesin? Geliyorum. Geç kaldın. Ya tamam. Geç kaldım tabii. Senin yüzünden geç kaldım. Ne öyle süsten müsten falan zaman alıyor işte. Hem ben niye senin için süsleniyorum ki? Of, ne var yani? İki arkadaş şurada güzel güzel yemek yiyip sohbet ederiz. Hem dertleşiriz biraz. Ayaküstü bir şeyler atıştırılıp dertleşilmiyor mu Eda? Ne öyle bahçede şık yemek falan diye tutturdun? Of ama uzattın ya. Hadi acele et biraz. Ben bekliyorum seni. Tamam kapat. Ne o? Tolga için mi süslendin böyle? Sana ne? Ya bırakır mısın kolumu? Ya siz yalnızken ne konuşuyorsunuz merak ediyorum ha. Şarkı mı söylüyor sana? Yeni babasından mı bahsediyor? Orası seni hiç ilgilendirmez. Ya sizin ortak noktanız yok ki Ceylan. Nasıl anlaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz merak ediyorum. Niye anlaşamayacakmışız? Biz birlikte büyüdük Tolga ile. Bir sürü anımız var beraber. Ne var mesela? İlk öpücüğünüz var mı? İlk el ele tutuşmanız var mı? Onun yanında sarhoş oldun mu? Sadece sarılıp sabaha kadar uyudunuz mu? Ne var anınız? Öf, korktum sana şu anda teker teker anılarımızı sayamayacağım. Ama biz Tolga ile birlikte büyüdük. O benim çocukluk arkadaşım. Hem belki bir de son aşkım olur. Sen değil misin? Önemli olan ilk aşk değil son aşk diye. Ceylan, senin ilk aşkın da son aşkın da benim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Kusura bakma geç kalıyorum.
Ya, ya ne yapıyorsun? Ya bırakır mısın ya? Deli misin sen? Ya bırak! Bırak Salın! Ya ne yapıyorsun ya? Emir veremezsin sen bana, anladın mı? Doğru düzgün konuş benimle. O zaman sen de aklını başına topla Ceylan. Delirtme beni. Otur. Ne yapacaksın? Odaya mı kilitleyeceksin? Gerekirse kilitlerim Ceylan. O taş kafan senden vazgeçmeyeceğimi anlayana kadar da bırakmam seni. Vazgeçmediysen niye bıraktın beni Korkut? Ha? Niye o gün o dağ evinde kolumdan tutup götürmedin? Bir şey söylesene, cevap versene. Gitmek zorundayım. Arkanı döndün sen bana, sırtını döndün. Ben sana her şeye rağmen elimi uzattım. Elimi tut dedim. Arkana bakmadan gittin sen, ben seni nasıl affedeceğim? Ceylan, seni üzmemek için yaptım. Böyle hiç üzülmedim çünkü. Öleceğim ben. Senden ayrı ölmek istemiyorum. Bırakma beni. Şimdi bu yalanı unut. Bir şeyler değişir belki diye bekliyorum ama... bu kadar şey yaşadık Korkut, biz seninle hiç mi değişmez bir insan? Tamam. Yalan söyledim. Bak bu sefer anladın ama. Hala bir umut bekliyorum. Belki bir açıklamam vardır diye. Ama yok. Korkut, bu son. Bir daha beni böyle kandıramayacaksın. Korkut orada mı şimdi? Yok kardeşi, o evde yaşıyor. Bir de küçük yeğeni. Affedebilecek misin beni? Polise haber vermişsin ya beni kurtarmak için. Nasıl da kandım o Yılmaz'a. Ah, salak kafam. Hadi ayrılalım artık. Bak kardeşim. Gel gidelim şu eve. Eşyalarını alalım. Birlikte dönelim Almanya'ya. Orası bizim memleketimiz. Bizim evimiz orada. Yapamam. Neden? Ne yapacaksın ki burada? Korkut burada. Bu şehirde. Ben ondan ayrı kalamam abi. Onu deliler gibi seviyorum, anlıyor musun? Ben onun yanında kalacağım. Bir şey olursa ara mutlaka. Senin evin orası. İstediğin zaman dönebilirsin. Unutma Aslı. Eda ile buluşacaktık. Eda nerede? Eda gelmeyecek. Sürprizim de yardım etti. Ne sürprizi? Acele etme. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Aa, Tolga. Ben Eda'ya zaten çok kalmayacağımı söylemek için indim aşağı. Yani yorgunum. Bugün yoruldum biraz. Gidip yatacağım. Sahildeki olay yüzünden mi? Unutalım onu lütfen. Söz, bir daha Korkut'un yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Tolga. Ne olur yapma.
Bugün çok özel bir gün. Gel hadi. Şey mi kutluyorsun? Henüz bilmiyorum. Sen karar vereceksin. Beğendin mi masamızı? Biraz aceleye geldi. Ancak bu kadar hazırlanabildim. Yani bu kadarına bile gerek yoktu yani. Alt üstü bir yemek yiyeceğiz. Yesek ya artık hakikaten. Ben dedim ya yorgunum. Biraz gidip yatmak istiyorum artık. Ceylan, bana ilk defa bu kadar yakınsın. Yani arkadaşlığın dışında anlamında söylüyorum. Biri mi var orada? Ağacın gölgesidir. Burada bizden başka kimse yok. Sadece ikimiz. Bir şey söylüyordun sen. Ceylan nerede? Tolga Bey'le yemekte. Restoranda mı? Hayır, Tolga Bey dışarıda özel bir masa hazırladı. Sahilde. Ya Ceylan! Bunu bize yapma. Aşkımıza yapma. Yeter artık. Karışma hayatıma! Tamam, beni boş ver. Kendine yapma. Hayatını mahvetme Ceylan. Bugün bizim Tolga'yla en mutlu günümüz. Rahat bırak bizi. Ceylan, pişman olacaksın. Pişman olacaksın. Kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım.
ederim, ben yapamayacağım. Bak buradayım. Senden uzak durabilmek için kendimle çok mücadele ettim. Ama olmadı. Unuturum dedim. Ama unutamadım. Korkut, bana bak. Gözlerime bak. Ben senin sayende gerçek aşkı tanıdım. Sen yokken boşuna yaşamışım. Ceylan... Sus, tamam. Biliyorum. Ceylan, keşke benim kadar anlayışlı olsan. Seni anlasan. Sen mutlu olsan. Artık tek istediğim bu. Ceylan'a öleceğimi söyledim Eda. İnanmadı. Yalan söylüyorsun dedim. Anlaştan yapayalnız öleceğim. Kimsesiz doğdum, kimsesiz öleceğim yani. Ben seni yalnız bırakmayacağım. Hep elini tutacağım seni. Yaparsın böyle bir şeyi. En yakın arkadaşımsın sen benim. Nasıl yaparsın Korkut'u? Ceylan, öyle sandığın gibi değil. Gerçek... Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum. Ne işin var senin burada? Otur karşıma. Sana otur dedim. Gerçekleri konuşma zamanı geldi. Şimdi söyle bakalım Korkut Ali. Sen kimsin?